Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mango ya da Latince adıyla Mangifera indica, Anacardiaceae yani menengiçgiller familyasına ait lezzetli meyveleri ve güzel çiçekleriyle sevilen, kışın yaprak dökmeyen, 30 metre civarında boy ve geniş gölgeli bir taç yapabilen, Güney Asya'da Doğu Hindistan kökenli olduğu düşünülen uzun ömürlü yani 300 yıl kadar yaşayabilen bir tropikal iklim ağacıdır. Mango, fıstık ve kaju ile de akrabadır. Malezya kökenli mango ismi meyveye onu Hindistan'da ilk keşfeden Portekizli denizciler tarafından verilmiştir. Soyadı olan indica ise Hindistan kökenli olduğunu göstermektedir. 18. yüzyıldan bu yana dünyanın pek çok sıcak iklim ülkesinde yetiştirilen mangonun insanlar tarafından 4000 yıldır yetiştirildiği biliniyor. Çekirdekten de yetiştirilebilen mangonun birbirinden farklı tat, renk ve dokuya sahip 500'ün üzerinde türü yetiştirilmiştir. Tarımsal üretim için çubuk ve göz aşısı ile üretimi tercih edilir çünkü çekirdekleri bekletilmeden hemen ekilmelidir. Tarımsal üretimde yaygın olarak Tommy Atkins kültür çeşidi hakimdir. Mangonun küçük pembemsi beyaz hoş kokulu çiçekleri bazı kültürlerde dinsel ritüellerde tanrılara sunulur. Hindistan'da ölülerin yakılması için de mango ve sandal ağacı odunu kullanılır. Mangonun çiçekleri, iri yassı çekirdekleri ve mızrak şekilli yaprakları yöresel tedavilerde de kullanılmaktadır. Ayrıca ağacın taze yaprakları sebze olarak da tüketilebilir. Fakat mango yaprakları uruşuyor ve mangiferin adı verilen alerjen kimyasal bileşikler içermeleri nedeniyle alerjik bünyelerde deri iltihabına veya aşırı hassaslığa yol açabilir. Mango çiçekleri de polen alerjisi olanlar için yüksek ölçüde risklidir. Çünkü mangonun içerdiği uyuşturucu kimyasallar deriyle temas gerçekleşmediği durumlarda bile bu hassas kişileri etkileyebilir. Mango meyvesini olgunlaştırabilmesi için mutlaka kurak bir dönemin de yaşandığı tropikal iklimlerde yetiştirilmelidir. Fazla yağış alan bölgelerde antraknoz adı verilen ağacın meyve ve çiçeklerine zarar veren bir mantar hastalığı görülebilir. Ağaç toprak konusunda ise seçici değildir. Mangonun farklı alt türlerinin meyve boyutları bir erikten küçük bir kavuna kadar değişkenlik gösterebilir. 4 ya da 5 ay süresince olgunlaşan mango meyvesi hasat edildikten sonra da nihai tüketiciye ulaşana dek olgunlaşmasını sürdürür. Lezzeti, besin değeri ve şöhreti nedeniyle mangoya tropik meyvelerin kralı da denir. A, C ve E vitaminleri ayrıca lif ve antioksidan açısından da zengindir. İhtiva ettiği vitamin ve mineral miktarı kültür çeşidine göre farklılıklar gösterebilir. Mango çiğ olarak tüketilebileceği gibi salata, reçel, tatlı, turşu ve içecek yapımında da kullanılabilir. Mangonun tadını belirleyen kimyasalların uçucu niteliğinden ötürü ihraç edilen mangoların tadı taze mangonunkinden daha az lezzetlidir. Mango birçok kültürde refah ve bolluğu temsil eder. Bunun nedeni kuşkusuz mangonun Hindistan, Çin, Pakistan, Meksika, Filipinler ve Bangladeş gibi ülkelerde halkın başlıca geçim kaynakları arasında yer almasıdır. Hindistan dünya üretiminin neredeyse yarısına yakınını tek başına karşılar. Mangonun ulusal meyve kabul edildiği Hindistan'da mango, şeker, krema ve yoğurtla yapılan mango lassi adında tadı şekerli ayrana benzeyen ve yazın severek tüketilen bir içecek vardır. Tarifi oldukça kolay olan bu içeceği siz de hazırlamayı deneyebilirsiniz. Hint mitolojisindeki bir hikayeye göre Hint kralıyla evlenen güneş tanrısının kızı, kıskanç ve kötü kalpli bir büyücü tarafından boğulması için bir havuza atılır. Fakat kız altın renkli bir nilüfere dönüşür. Hint kralının kaybolan eşinin yerinde bulduğu bu esrarengiz çiçeğin olağan dışı güzelliğine hayran kalmasına sinirlenen büyücü bu defa da çiçeği ateşe verir. Fakat büyücünün tam olarak yok ettiğini sandığı çiçeğin küllerinden de bir mango ağacı yetişir. Hint kralı ağacın önce hoş kokulu çiçeklerine sonra da oluşan meyvelerine aşık olur ve ağaca kendisinden başka kimsenin dokunmamasını ister. Günün birinde meyvelerden biri olgunlaşıp dalından koparak yere düşer. İçinden uzun zaman ortadan kaybolan güneşin kızı çıkıverir ve eşine kavuşur. Bir Hint inanışına göre mango ağacı aynı zamanda tanrıların evidir ve Hintler özel günlerde evlerini ağacın iyi şans getirdiğine inanılan yapraklarıyla süsleyerek kutsarlar. Ayrıca Hindistan'da çiftçiler arasında mango ağaçlarını evlendirmek gibi bir gelenek de varmış. Hint aşk tanrısı Kama tıpkı Roma mitolojisindeki Eros gibi insanları ve tanrıları aşık edebilen 5 oka sahiptir. Her okun ucunda 5 farklı çiçeği okudu olarak kullanır ve bu 5 çiçekten biri de mango çiçeğidir. Bu inanca göre mango çiçeklerinin açtığı mevsim aşk mevsimidir. Bir başka Hint efsanesine göre en büyük tanrı Shiva ve eşi Parvati çocukları Ganesh ve Murugan arasında bir yarışma düzenler. Shiva dünyanın etrafında en hızlı turu kim atarsa ona bir mango meyvesi vereceğini söyler.
Murugan sahip olduğu tavus kuşuyla dünyanın etrafında hızla tam bir tur atıp geri döndüğünde kardeşi Ganesh'in Mango'yu kaptığını görür. Oysa Ganesh sadece anne babasının arkasından dolanmıştır. Murugan kızgınlık ve üzüntüyle Ganesh'i suçlar. Oysa sandığının aksine Ganesh masumdur. Ganesh için gerçekten de babası Shiva ve annesi Parvati her çocuk için olduğu gibi bir dünyaya bedeldir. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.